Herkese merhaba arkadaşlar, ben Koray ve bugün sizlerle birlikte FIFA Mobile 19'da efsane bir kadro yorumlama videosuyla da beraberiz arkadaşlar. Bugün DC'den gelen bir sürü gelen kadroları yorumlayacağız arkadaşlar. Siz de aşağıdan kadrolarınızı yorumlamamı istiyorsanız ve ben yani genel olarak sohbet etmek istiyorsanız açıklamadan DC adresimize gelebilirsiniz. Neredeyse 200 kişi olduk bile. Ayrıyeten de arkadaşlar canlı yayınlarda PUBG Mobile'de saklambaç ve custom game'leri açıyorum. Oradan duyurusunu da yapıyorum. Oraya da atıyorum ID ile şifreyi. Kesinlikle DC'ye gelin ve yayınlara da gelin arkadaşlar. Cube TV'den oradan hem FIFA Mobile oynuyoruz hem PUBG Mobile oynuyoruz. Gerçekten çok eğleniyoruz. İzleyenler bir yorumlara ne kadar eğlendiğimizi yazsın arkadaşlar. Oradan zaten görüp gelirsiniz. Ama aşağıdan indirip gelin yani. Videoya başlamadan önce de arkadaşlar dünkü videoya gerçekten çok büyük ilgi göstermeye başladınız. Artık zaten yavaş yavaş ilgileriniz artıyor. Çok fazla yorum gelen videolara çok da fazla beğeni gelirse arkadaşlar, aynı zamanda beğenilerinizi de yardırırsanız gerçekten YouTube bizi ön plana çıkarmaya başlayacak. O yüzden videoyu izleyen herkes, yani beni destekleyen, beni seven herkesten bu videoyu tam ekranı kapatıp beğenmesini istiyorum. Hadi bakalım arkadaşlar, o zaman lafı fazla uzatmayalım. Yeniyseniz de kanala abone olup bildirimleri açın ve videoları kaçırmayın. Gerçekten çok eğleneceksiniz. Daha neler neler olacak bu kanalda. Neyse arkadaşlar, hemen o zaman videoya başlayalım. Evet arkadaşlar, ilk kadromuz, yani ben ne yazmışım önce onu söyleyeyim. Arkadaşlar çok uzun zaman geçtiği için kadrolarınızı tekrardan atın. DC kadro yorumlama 2. bölümü için kadrolarınızı atmaya başlayabilirsiniz. Sadece öneri isteyin, siz yorumlamayın demişim burada. Yani sadece atın, öneri isteyin demişim ama yorumlar öneri dolu. Arkadaşlar siz lütfen atmayın çünkü kadroların en üstüne çıkmakta yine zorlandım. Gerçekten çok zorlanıyorum. Sadece kadroları atarsanız bir daha benim yazı yazmam da gerekmez. Lütfen arkadaşlar, tamam çok kişi olacağız belki ama hatta şu an 200 kişi olmuşuz bile neredeyse. Aynen 200 kişiyiz zaten. Yani bilmiyorum, çok fazla olduğunuz zaman arkadaşlar sadece öneri atarsanız çok sevinirim. Yani sadece öneri isterseniz. Her neyse, şimdi Yusuf Deniz Sayın'ın kadrosundayız. 94 iken 120 kimyalık defansı birazcık, yani %90'ı defansı, %75'i Paris Saint Germain'den oluşuyor. Ve gerçekten abi genel anlamda güzel, temiz bir kadron kurmuşsun. Senden ben bir yorum istiyorum. Alex Teixeira'yı beğeniyor musun? Benim de alma durumum var, o adamı ben belki alabilirim. O yüzden yorumlara yaz bakayım. Alex Teixeira'yı beğeniyor musun? Aranızda kullanan varsa o da yazabilir. Kaleci Alisson'u birazcık yükseltebilirsin. Çünkü 8'gen de boost'u var. Gerçekten 8'gen boost'u artı 86'gen çok iyidir. Bir de bir iki tane daha yükselebilir. Sol bekini değiştirebilirsin veya yükseltebilirsin. Memnun değilsen değiştir, memnunsan yükselt. Genel olarak kadron güzel kardeşim. Hemen bir sonraki kadroya geçelim. Bu arada bu kadroya 10 üzerinden 8 veriyorum. Hadi bakalım bir sonraki kadrodayız. Kimin? Sinan Reis abi. Canlı yayınların zaten kralı. Canlı yayınlara katılıp duruyor. Yedek hesaptan falan enerji gönderiyor. Arkadaşlar zaten günlük görevleri yapıp enerjilerinizi istediğiniz kadar gönderebiliyorsunuz. Ben 8'de yayın açıyorum ve 7'de günlük görevler yenileniyor arkadaşlar. Yani 7'de biriktirmeye başlayıp 8'de böyle bir anda yayını açtığımda gönderenler oluyor. Gerçekten çok sağ olun. Çok teşekkür ediyorum onlara. Hadi bakalım o zaman kadroyu yorumlayalım. 94 iken 120 kimya, gerçekten muazzam bir takımı var. Defansında Vertonghen hariç oyuncuları düşük. Defans oyuncuları düşük kalmış kardeşim. Kadron 94 iken olduğuna rağmen defanslar düşük. Hepsi de Manchester City'li. Lütfen biraz daha yükselt. Çok daha efsane olur kardeşim. Sana da 10 üzerinden 8 veriyorum ama Kante ile Pogba'nın takımda gerçekten çok 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 güzel. Şimdi abi kimin kadrosundayız? İsmail Efe Özcan. Arkadaşlar bakın, bu kadar net, bu kadar kaliteli bir şekilde de atılabiliyor. Yani siz de bu kadar net, bu kadar kaliteli atarsanız gerçekten çok 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 sevinirim. Yani bu kadar kaliteli atmaya çalışın. Arkadaşlar Muslera gerçekten çok güzel duruyor orada, Şampiyonlar Ligi kartı. Ancak lütfen şu kimyayı hallet. Bir şekilde halledersin. Mesela İtalya Ligi'nden Fransız bir kaleci bulursan yükselir. İspanya Ligi'nden Yunan bir kaleci zor bulursun. O yüzden sen İtalya Ligi'nden Fransız bir kaleci bul. Sonra sol bekini kesinlikle değiştir. Hatta abi Varane'la Manolas'ın yerini zaten bir kere değiştir kesinlikle. Bunları yap. Sonra sol bekini de değiştirebilirsin. Sağ bekini de değiştirebilirsin. Oyuncularını değiştir. Kimyayı arttır. Kimya gerçekten çok önemli çünkü bir oyunda. 10 üzerinden 5 veriyorum ama kadronu beğendim ama kimyadan dolayı düşük verdim. Hemen diğer kadroya geçelim. Galiba çıkıyor arkadaşlar ama tam düzgün gelmemiş kadro, olsun. Fark etmez abi. Güzel bir kadro var. Yine de net gelmiş abi. 93 iken 120 kimyası var. Gerçekten süper, muazzam duruyor. Gerçekten çok beğendim kardeşim. Sana da 10 üzerinden 7 veriyorum. Daha da geliştirilebilir tabii ki. Dembele'den memnun musun? Bunu da yorumlara yazabilirsin. Kullananlar varsa onlar da yazabilir. Gerçekten güzel bir kadro var kardeşim. Hadi bakalım hemen bir sonraki kadroya geçelim. Santrafor Team of the Year Ronaldo gelecek demiş. Ama nereye alacaksın? Şimdi bence Team of the Year Ronaldo yerine abi bu kadroya Premier Lig'den bir kim var? Gerçi Mbappe de değil ama Mbappe'yi alsan, bak bu kadroya Mbappe'yi alsan, bir kere yenilesen yine risk almış oluyorsun. Ya birazcık riskli tabii dediğim şey. 96'ken 120 kimyan var. Bu arada onun üzerinden 9'u vereyim. Kante ile Miller'ın yerini değiştir. Salah ile Aubameyang'ın yerini değiştir. Yani hangisini çıkarmak istiyorsan artık. Sağ santrafora Ronaldo'yu koy. Gerçi yok, Mbappe'yi koy. Sağ santrafora Mbappe'yi koyarsan çünkü kadron belki
istediğin reytinge ulaşabilir. Hatta 120 kimya da olur. Hem de Mbappe bence güzel bir kartı var. Ben kartını çok beğendim. Eğer o şekilde 120 kimya alıyorsa sen Mbappe'ye odaklan. Bence senin için daha iyi olur ama Ronaldo gerçekten çok sevdiğim bir oyuncuysa da bilemem. Hadi bakalım. Her türlü adam önerilerini açayım demiş. O zaman abi şu CDM'i çıkar buradan ve 225 bin coins'in var. Coins'ini birazcık biriktirdikten sonra N'Golo Kante'yi alabilirsin gerçekten. Çok iyi olur bu kadro için N'Golo Kante. Ve genel olarak kadron çok güzel kardeşim. 10 üzerinden de sana da 6.5'tan 7 veriyorum. Gerçekten fena bir kadron yok. Yani zaten kadroları çok değiştirmenizi önermiyorum. Çünkü kimya bozulur ama dediğim gibi abi aynı ligden oyuncuları almaya özen gösterirseniz gerçekten sizin için de güzel olur diyorum. Hemen bir sonraki kadroya geçiyorum. Enes birincinin kadrosundayız. 90 gen 120 kimyası var. 10 üzerinden 6 veriyorum. Gerçekten güzel bir kadron var kardeşim. Leno, Baines, Christiansen, Lascelles, Walker, Sissoko, Henderson, Fernandinho, Neymar, Kane ve Salah. Çok beğendim kadroyu kardeşim. Dediğim gibi sen de yani 2 milyon coins'in var. Kante'yi alabilirsin. MO'ya veya MDO'ya Kante'nin kartları var diye hatırlıyorum. MDO kartı da var diye hatırlıyorum. Alabilirsin yani. Gerçekten senin için de güzel olur kardeşim. Dediğim gibi 10 üzerinden 6 veriyorum. Hemen bir sonraki kadroya geçelim. Bir sonraki kadroda Ertuğrul Aras'ın kadrosu arkadaşlar. Eden Hazard var. Gerçekten sevdiğim oyunculardan biri. Pogba var, Eden Hazard var. Premier Lig'de en sevdiğim oyuncular var. Ama en önemlisi kim arkadaşlar? Bu arada arkadaşlar ben böyle Kante'yi seviyorum yani. Gerçekten abi adamı seviyorum. Hani sırf yeteneği için falan değil. Adam gerçekten hoşuma gittiği için seviyorum. Sizin de böyle sevdiğiniz futbolcular varsa hadi bakalım kimler kimleri seviyormuş yorumlara yazın. Sizin sevdiğiniz yazanlar varsa onları da beğenin. Hazır yorumlara bakmışken yorumlara bakıyorsanız da o sırada videoyu da beğenebilirsiniz arkadaşlar. 2 saniye zaten 1 saniyenizi bile almaz yorumlara bakarken hemen tık yapacaksınız elinizde veya mouse'unuzla. Her neyse 89 yani 120 kimyalık gerçekten çok güzel bir takımı var. Mesut Özil yerine başka bir oyuncu alabilirsin. Çünkü MDO'da Mesut Özil'i oynatıyorsun ve kimyası gerçekten hiç etkilemiyor. Yani şey boostları hiç etkilemiyor. Agüero'nun hiç boost yok. Agüero'yu satıp Kane alabilirsin mesela. Şu boostlarla ilgili birazcık sıkıntı var kadroda. 90 gen olabilecek bir kadro. Bunları satıp yerlerine aynı ratingde başka oyuncular alırsan. O yüzden bunlara dikkat et kardeşim. O zaman 10 üzerinden 6 kesinlikle olur. Şu an 5.5'ten 6 oluyor. Hadi bakalım abicim. O zaman hemen bir sonraki kadroya geçiyoruz. Burada Süper Lig kadrosu var ama oyuncular 80 üstü olmadan tabii ki de yükselmiyor. 74 gen 10 kimyası var. Maalesef Ebriano, Isla, Neustadt'ten Nagatomo. Gerçekten güzel bir kadron var kardeşim. Süper Lig kadrosu kurduğun için sana da 10 üzerinden 5'in altında vermeyeyim tabii ki. 10 üzerinden 5 veriyorum kardeşim. Daha da geliştireceksin tabii. Sana inanıyorum. Benim videolarımı izleyerek genel YouTube videoları falan izleyerek eğer oyundan çok anlamıyorsan o şekilde geliştirebilirsin kardeşim. Ha, bu da normal kadrosu da varmış zaten. Bu da 82 yan 39. Bunu da geliştirebilirsin. Buna da 10 üzerinden 4 veriyorum o zaman. Kimya çok önemli çünkü bu oyunda kimyayı bir şekilde arttırmaya bak diyorum. Ve hadi bakalım bir dakika ne diyor. Her neyse. Şimdi Enes birincilik kadrosuna zaten bakmıştık. Buraya Neymar mı gelmiş? Bu farklı mı kadro abi? Arda Demir 94 gen 120 kimyalık gerçekten muazzam kadrosu var ama 94 gen kadroları olanlar nedense net çekmiyor abi. Net çekin şunları. Bartra 8 gen boost almış. Kesinlikle değiştirmeni önermiyorum bu arada. Değiştirmeyi düşünüyorsan sakın değiştirme abi. 8 gen boost alan bir oyuncuyu. Ne yapılabilir abi? Sol kanatta bak Neymar hiç kimya almadığına rağmen 120 kimya takım. Yani gerçekten bu da güzel bir durum. Çünkü sağdaki oyuncuların hepsi gerçekten birbiriyle çok çok uyum içinde demek oluyor bu. Santrafor'a Team of the Year'dan Mbappe'yi falan alabilirsin. Hadi bakalım hemen diğer kadroya geçelim. Bu arada buna da 10 üzerinden 8'imizi verdik. Bakalım abi bugün 10 üzerinden 10 vereceğimiz olacak mı? 84 gen 68 kimyalık güzel bir kadrosu var. Ne demiş bakalım abi 90 gen yapayım mı? Hepsini yoksa başka futbolcu alayım mı demiş. Ha hepsini yükselteyim mi yoksa başka futbolcu? Kardeşim beceri geliştiricilerin gerçekten düşük kalmış. Beceri geliştiricileri yüksek olan oyuncular kullanmaya çalış. Başka oyuncular da alabilirsin ama coins'in az. Buna bir şekilde halletmeye bak sen. Videolar falan izleyerek benim de önerilerimi dikkate alabilirsin tabii ki. Hemen abi. Bak burada çok konuşmuşlar abi. Saklambaç başlama konusunda. Saklambaça başlarken konuşmuşlar dün. 83 gen 61 kimya. Kimyanı yükseltmeye bak. Nasıl yükseltebilirsin? Sağ kanat Sterling'i satıp yerine abicim Cuadrado'yu alabilirsin galiba. Şu an abi gerçekten takım aklımda değil. Galiba Juventus'ta ama hiç hatırlamıyorum. Ya da abi İtalya Ligi'nden sağ kanat oyuncular alabilirsin. İtalya Ligi'nden bile sol kanat alman lazım. O da Cristiano Ronaldo olmasın. Çünkü Cristiano Ronaldo'nun sol kanat kartı çıktı mı onu bile bilmiyorum. Galiba yoktu. Ama sol kanat alabilirsin dediğim gibi. Ve bu şekilde biraz da olsa artar. Şu şut kısmı da bir şekilde hallet. Yani en azından yüzü geçsin kimya birazcık rahatla. 1 milyon 800 bin coins de yeteri kadar bence yeter yani. Çok fazla öneri yapmışlar arkadaşlar. Bakın burada bayağı dolu. Bunları hemen hızlıca geçelim. Evet. Mobile Gamer TR şu anki durum başka gençler bir de MOO Firmino
Yoktu demiş. Firmino MO kartı yokmuş galiba. Onu demek istemiş. Alamamış galiba. Fena değil ama boostlarını yükseltsen de ve kimyayı 100 yapman lazım. Kimyayı nasıl 100 yapabilirsin onu söyleyeyim abi. Şu Bonaventura ve Manu Trigueros'un ikisini de sat. Ve yerlerini abicim iki tane Premier Lig'den MO al. Paranın yettiğini al. Ben sana önereceğim mesela Pogba ve Kante'yi önereceğim ama paran yetmeyebilir. O yüzden sen paranın yettiğini almaya çalış. Hadi bakalım şimdi. Arda Demir ne demiş? 1,5 milyon demiş. Kaleye 90 Totti Courtois gelecek demiş. 90'lık Totti Courtois geldiği zaman. Ama abi sıkıntı olacak. Bu arada bu kadroyu zaten bakmıştık. Hemen aşağı inelim. Atmıştık kadrosunu. Bir daha. Oo bir dakika. Etkinlikleri oynayın. Karşı atak teke tek oyna. Klasman atladığında müthiş para kazanıyorum. Ben bu nasıl demiş. Bu farklı bir kadro ama Arda. Başkasının kadrosunu da atıp bu da nasıl demiş de onu ben başkasının kadrosunu niye yorumlayayım. Bak 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 insanlar nasıl konuşmuş. Burada sohbet etmeyin abi. Ben FIFA Mobile sohbet odası da açarım o zaman muhtemelen yakın bir zamanda. O zaman edersiniz ama şu an genel kısmından sohbet edin sohbet edecekseniz. Muhammed'in kadrolarını galiba yorumlamıştık. Yok bunu yorumladık galiba. Aynen bunu yorumladık. Muhammed'in kadrosunu yorumlamamıştık. Gerçekten senin 91 yani 120 kimya güzel bir takım var ve net bir şekilde atmışsın ve Can Pogba var yani CAM. Pogba var. Gerçekten çok güzel duruyor kardeşim ama Agüero'nun boost'u yok sende de. Sen de abi Agüero'yu sat ve Kane'i al. Abi keşke boost'u olsa kart ne güzel duruyor ama işte boost'u olmadığı için boşu boşuna rating düşürüyor. Olsun abi sıkıntı yok. Bu arada şu oyuncuların ikisinden birisini satıp Kante'de alabilirsin yerlerine. Hemen abicim Ali Kılıç'ın kadrosundayız. Ali Kılıç da çok güzel bir kadro atmış ama o Fernandinho'yu oradan değiştir. Çünkü tamamen boost'unu alamıyor. Boost'ların boşu boşuna yüksek olmuş oluyor olduğundan dolayı. MO'ya Kante, Pogba tarzı oyuncular alabilirsin diyorum. Ve hemen aşağı inelim. Arda Demir'i gördük yine. Ahmet Akif Turna 91 gen 113 kimya. Bak her şey okey ama neden bana bu kadroyu atıyorsun abi? Şu kadroyu düzenleyip alsana. O MDO'ya bir tane oyuncu alsana. N'Golo Kante'yi al da atsana bana. O MDO'ya N'Golo Kante olsa şu an var ya ben nasıl mutlu olurdum. Nasıl severdim kadroyu. Çok güzel bir kadrom var ama yine de kardeşim gerçekten beğendim. Evet 81 gen 10 kimyalık. Güzel bir takım var bu kardeşimizin de kimyalarını arttırmaya bak. Yeni başlamışsın galiba. Takıma bir tane sol bek al. Önce elitleri elit yap abi. Yani altınları elit yap. Sonrasında bak diğerlerine. Gençler ben Totti'de Forvet'te 795 puanım var. Kaç güne en son oyuncuyu alırım? Son yerdeyim. Son güne kadar umut. Bak son anda yetişiyorsun. Bak gerçekten son anda yetişiyorsun. Galiba yok. Son anlarda yetişiyorsun ama 4 gün kala falan yetişiyorsun galiba. Haberin olsun. Yanlış hesap yaptım. Ben de hesap yaptım. 8-9 gün sürer demiş. Bak bu da 8-9. Aynen. 8-9 gün sürer demiş. Bak. Doğru. 93'ken 120 kimya gerçekten güzel bir kadro var kardeşim. 10 üzerinden de sana 7,5 veriyorum. Gerçekten fena değil. İspanya Ligi kurmuşsun sen de gerçekten güzel duruyor yani tekrardan söylüyorum. Arkadaşlar bundan sonraki kadroları yani biraz geç atmışlar zaten biraz geç kalmışlar. Ama yine de göstereceğim arkadaşlar kimlerin attığını. Bakayım nasıl gözüküyor. Tamam gözüküyor kadrolar zaten. Herkesin kadrosunu bu şekilde göstereyim. Yorumlarınız da gözüküyor. Herkes yorum yapmış. Yani gerçekten aşırı yüksek kadro çıktığı zaman bakarız tabii. 92 gen var. 120 gen var. Ve zaten bu kadardı arkadaşlar kadrolar. O zaman burada da videomuzun sonuna geldik. DC adresimize gelebilirsiniz. 98 yani 99 yani kadroları olan arkadaşlarınız varsa buraya atsın abicim. Onlar gerçekten videoda çok ön plana çıkıyor. Çünkü onların kadroları en yüksek olmuş oluyor ve 10 üzerinden 10 alacak kadro bu videoda mesela çıkmadı. Sizlerden de çıkabilir. Aranızda illa vardır. Biliyorum arkadaşlar. O zaman açıklama kısmından hem Cube TV'ye gelin. Akşam bugün yayın yok ama genel olarak her gün yayın açıyorum. Bugünlük yayın yok maalesef arkadaşlar. Ama her gün dediğim gibi yayın açıyorum. Açıklamadan Cube TV'ye gelin. Discord adresimize de gelebilirsiniz. Açıklamadan kadroları bana göndermek. Beraber PUBG Mobile oynamak için falan. Neyse arkadaşlar hoşça kalın. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Ve bay bay demeyeceğim. Çünkü arkadaşlar şuradan kanala abone olun. Abone değilseniz yani bu dakikaya kadar izlediyseniz zaten eğlenmişsinizdir. Abone olun şuradan hadi tıklayın. Ve şuradaki iki videodan herhangi birisine tıklayarak da gerçekten muazzam bir videoya gidebilirsiniz arkadaşlar. Hoşça kalın. Sizleri gerçekten çok seviyorum. Ve bay bay. Gerçekten çok değişik bir bay bay yaptım ama görüşürüz. Hadi bay bay.